Adil hocamı ziyaret ettim ve onunla bir röportaj yaptım. Sen de Almanya'da yaşayan birisin. Adil hocam şöyle bir şey söyledi. Almanlar 2. Dünya Savaşı'nda yerle bir olduktan sonra kalkınmalarını köy tiyatroları dediğimi tiyatrolarına borçludurlar. Tiyatroyla kalkındırmışlardır. Her köye tiyatro götürmüşlerdir. Tiyatroyu insanın ayağına götürmüşlerdir. Tiyatroya gelin dememişlerdir. Gerçekten Almanya'da böyle tiyatronun bir rolü var mı? Sen gözlemledin mi? Bununla ilgili bir bilgi verebilir misin? Gökhan, o konuşmayı ben de dinledim. Yani tespit gerçekten doğru. Ben sana bizim bölgeden örnek verebilirim. Rosenheim 60-70 bin nüfuslu bir şehir. Yalnızca şehir merkezinde benim bildiğim 7-8 tane tiyatro grubu var. Ve 5 kilometre mesafede, 10 kilometre mesafede, yani köy dediğimiz yerlerde bile mutlaka tiyatro grupları vardır. Ve bunlar geleneklerine de bağlı şekilde devam etmektedir. Evet. Ben de Mesudi'ye geldiğim zaman en büyük eksiklik olarak bunu gördüm. Bir edebiyat öğretmeni olarak ne yapabilirim? Bir tiyatro olayını birlikte bölüşebilme, paylaşabilme, bir sevinci ortaklaşa aynı anda duyabilme. Bu insan bağlılığı, kardeşliği de geliyor ve olumlu. Ve şöyle de bir şey var, 7 Alman bir yere gelmiş olduğu zaman mutlaka dernek kurar. Bir araya gelirler, mutlaka bu tür kültürel sosyal çalışmaları yaparlar. Yani Adil Hocam'ın bu sözü ya da bu tespiti ne sen de birebir şahit oldun. Gerçekten öyle.